Size şimdi şu kırılan jantlerinin dramını izlettireceğim. Numara bile almış. Helal olsun. İyi bakın. Bize vermediler. Onu dediler gitti. Hatırlamıyorum abi. Ben elemanları kaybettim. Vallahi rezalet ya. Şans işte. Ne yapacağım? Saat 6.47. Güzel bir güne uyandık. Geldiğimize değdi. Kamp yapmayı da özlemişim. Herkes yeni yeni uyanıyor şimdi. Hava aslında çok soğuk değil. Sadece biraz uyku mahmurluğu var. Biraz da tabii sabah yazı da var. O da etkiliyor, o da şey yapıyor. Bir titreme oluşturuyor insanda. Herhalde bir saat sonra buralar canlanır. Çok da gecikmeden yola çıkarız diye düşünüyorum. Yemin ediyorum sabah yataktan kalkar kalkmaz koşmaya başlatıyor ama. yine hale sokacak. Bir şey olmaz be canım. Burada bir çadırlar yoğunlaştı ya. İlk gelenler buraya yerleşmiş herhalde oldu. Evet. İlk insanlar geldiklerinde su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmişti. Biz yola yakın yerleştik. Değerlenir diye. Oralarda belki iskan falan çıkar dedik. Evet, buralar... Biz bildiğin yol kenarına yerleştik yani. Çadırımızı gösterdin mi tatlı kız? Bu da bizim malikane. İyi kötü işimizi gördü ama bu yazlık tulum. Benim tulum yazlık, seninkisi gene baharlık gibi ama. Güzel güzel. Üşümedik yani. Ben de üşümedim. Korktuğumuz olmadı. Bunları içeceğiz. Bir de bunu yiyeceğiz. Neymiş? Çıtır çubuk. Suyumuz ne alemde? Kanka şimdi. Soğuk bir gecenin ardından bir ne çorbası bu? Şehriyeli tavuk mu? Ne, hiç öyle şeyler çekmiyor. Şehriyeli tavuk çorbası iyi geldi. Isındık. Çorbaya devam. Bu tarafta mı? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Bu yeni çıktı, yoktu böyle bir şey ya. Islandı herhalde onunla. Sende ne var mı? Ötüyor mu? Ben şurada biraz öttüreyim, şunu da sussun. Şu var ya, en sinir olduğum, en uyuz olduğum olay ya. Yok, benim galiba jantlarım ıslandığı zaman artık kontrol edilemez bir hal alıyor yani. Böyle mi gideceğiz? Nereden gideceğiz? Yolculuğumuz acımasız bir yokuşta başladı. Ben bir yokuşla başladım. Benim burada tek tesellim, orman yolundan gidiyoruz. En azından hava temiz. Kamp yerinden çıktık. Turumuz başladı kısacası. Şimdi buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Büyük grupla buluşup tura devam edeceğiz. Oktay'ın da maşallah var, göstereyim. Az önce yokuş çıkarken böyle değildi, şimdi aslan kesildi. Hakkıdır, hakkıdır. Gitsin. Bassın gitsin. Hava soğuk, çok sıcak diyemem. Hele bir de rüzgar şu an karşıdan tam yüzümüze vuruyor. Öğleye doğru ısınacaktır. Saat şu anda daha 9 civarı. Evet, gençler geliyorlar. Onlara el sallayalım derken düşüyorduk. Vallahi çaktırmayın.
Şehirde bisiklet sürmeyi sevmiyorum. Böyle boş, etrafın tarla, yeşillik, çayır, çimen, neyse işte. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha keyifli bir şey. Severler. Kayıt işlemleri üst katta. Kayıt için neresi? Ücretsiz kayıt mı? Evet. Şuradan buyurun. Sadece bir dilekçe imzalayıp devam edebiliriz. Tamam. Dediler, bir imza attık, gidiyoruz. Niye attıysan hiç atmadan. Evet, bunları burada bıraktık. Az önce biraz çekim yapmaya dışarı çıktık. Çanakkale halkına teşekkür ederiz. Bütün eşyalarımız hadi yerinde duruyor. Biz İstanbullular olarak biraz paranoyak olduk. Zannediyoruz ki her yerde hırsızlık olacak. Tabii ki öyle bir şey olmuyor. Artık alışveriş merkezinde de bisiklet sürmedik demeyiz. Bunu da yaptık. Bu da oldu. Başladı. Çok kalabalık başladı. Önümüzü göremiyoruz. Yani ucunu önümüzdeki lan konuşamadım. Tur çok kalabalık başladı. Önümüzün de arkamızın da ucu sonu yok. Biz ortalarda kaldık. Geç çıktık diye düşünürken. Ne düşünüyorsun Oktay? Vallahi büyüleyici görüntüler, inanılmaz. Duygulanmamak elde değil. Evet, tura başlayalı Troy AVM'nin önünden aşağı yukarı 3 kilometre kadar oldu. Biz şu an Troy AVM'ye geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Aynen. Gelmeseydik de olurmuş. Yani çok gelip de bir şey yapmadık. Ne oldu? Biraz etrafı gördük. Bir şey ama ne oldu? Ama kalabalığı gördük ya. İyi oldu yani. Neyse. Hava sıcaklığı istediğimiz düzeye geldi. Bence şu an iyi. Ne dersin? Rüzgar da galiba arkadan falan esiyor. Tatlı tatlı gidiyoruz. Biz gelirken bu rüzgar bizi öyle bir kesti ki, hele bir de şuradaki yani şu anda indiğimiz rampayı evet biraz bayılttı. Bir de sert ve soğuk esiyordu. Şimdi iyi. Şimdi iyi. Umarız sıcaklık artarak böyle devam eder. Keyifli başladı. İyi ki gelmişiz. Ben... Yine iyi ki çıkmışız dediğimiz bir gün. Evet, burada bir duraklama oldu herhalde.
Öğrenciler geldi. Evet, bunlar öğrenci grubu. Galiba yine bir pit stop noktasına mı geldik? Bir yere geldik ama. Güzel bir rotadan geldik ya. Benim hoşuma gitti. Burada yine bir mola vereceğiz. Evet, bu tel kırılmış. Her şey güzel, keyifli gidiyordu. Niye böyle oldu? Şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Umarım diğer teller birer birer atmaz. Tehlikeli bir durum. Çanakkale bisiklet turunun ilk gününün etabını tamamladık. Turaya tamamladık geldik. Yani yarısını tamamladık. Yani daha 43 işte, kilometre yaptık. 43 kilometre yaptık. İşte başlangıç noktasından kamp noktasından Troya'ya kadar geldik. Bence güzel rampalar, güzel inişler yaptık. Güzel Aynen. bir güzergahtan yolu takip ederek buraya kadar geldik. Çok tatlı. Yani zaten bir kısmını da siz izlediniz. Tabii hepsini koymak mümkün değil. Çok görüntü aldık ama herhalde koyamayacağız. Bizim için keyifli bir yolculuk oldu. Müthiş. Bakalım yarınki nasıl olacak onu bilmiyoruz.
Şimdi birazcık buraları gezeceğiz. Biraz etraftan görüntüler, detaylar. İnsanlar ne yapıyor? Troya Antik Kenti nasıl bir yer? Biraz onları görüntülemeye çalışacağız. Maksat gezelim görelim tadında bir şeyler yapmak. Biraz da eğlenmek. Bizim için de hatıra kalıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Pek kimse varlığına inanmıyordu ama beni gönderdik biz oraya ama İlyada'da o kadar güzel tanımlanmış, tarif edilmiş ki mesela Dardanel'den Hellespont olarak bahsediyor Çanakkale Boğazı. Mesela Kaz Dağları'ndan İda Dağı diye bahsediyor. Mesela Simois Nehri var burada aşağıda, Gümrek Çayı. Mesela Skamander Nehri hala aynı ismi muhafaza ediyor. Menderes, Meander, Skamander. Aynı şey. İmroz Adası, Gökçe Adası. İmroz. Biz İmroz diyorduk. Yakın zamanda değişti. Tenedos Adası, Bolca Adası. Hep İlyada'da bahsettiler. Biz de bir de Troya sarp ve bir rüzgarlı bir tepe üzerine kuruyoruz. Sarp ve rüzgarlı bir tepe üzerine. Hisarlı tepenin üstünde. İşte bu tariflere göre Schliemann isimli bir Alman iş adamı ki çocukluğunda okumuştur İlyada'yı, herkesin yok dediği Troya'yı ben bulacağım diye yola çıkmıştır. Önce zengin olması lazımdır. Zengin olur ve 40 yaşından sonra arkeolojiye merak sararak elinde İlyada'yla sırf bu tariflere göre gelir ve kazılara şuradan başlar. Ne bulur önce? Şöyle bir platform bulur. Roma dönemine ait Athena Mabedi bahsettiği. Mermer parçaları var her yerde. Burası Roma dönemi. Benim aradığım Troya budur. Biraz daha aşağı kadar. Farklı tabakalar. O halde der burada çeşit çeşit katmanlar var. Benim aradığım olsa olsa en alt tabakadır. En altı bulmak için tepenin ortasından bir buldozer gibi yarıp geçer. Bakın karşıda gördüğümüz taşlar bu platformun bir uzantısı. Demek ki buradan oraya kadar uzanan bir platform böyle bir döşeme. Onun üstünde de bir Athena mabedi var. Orada bir güzel bir rekonstrüksiyon var o tabloda. Veya diyelim ki cami gibi, şimdi bizim cami, köyün camisi gibi. Burada bir Athena mabedi her taraftan görülen. Ama maalesef birkaç mermer parçasından başka hiçbir şey geriye kalmadı. O mermerlerin bir kısmını aşağıda göreceksiniz. Daha birçoğu da inşaat malzemesi olarak gidimizin köye gidin kimseye orada böyle o mermer parçalarını ev duvarlarında falan görebilirsiniz. Devşirme. Arkadaşlar gördüğümüz ova Troya savaşlarının geçtiği ova. Yani Yunanlılar oradan geldiler, Boğaz'dan geldiler ve genellikle deniz kenarında savaştılar. İlk zamanlarda tıpkı Gelibolu savaşlarında olduğu gibi deniz kenarında hapsedildi Yunanlar ama daha sonra surların önünde savaşmaya başladılar. Yani o iki ordunun karşılaştığı ova gördüğümüz savaş alanı burası. Sorarsanız ki deniz buraya yakın mıydı? Troya savaşları döneminde hayır, aynen bugün gibi. Ama Troya bir dönemini, onu da Troya bir şeylerin önünde anlatalım. Böyle geliyor. Hayır. Onlar yeni. Şu kısım 4500, nasıl oluyor kerpiç? 4500 yıl kerpiç mi dayanırmış? Arkadaşlar üst tarafı ahşap. Burada Troya 2 yangın sonucunda sona eriyor. Yanan ahşabın sıcaklığı etkisiyle kerpiçler, güneş tutulmuş kerpiçler pişiyor, tuğlaya dönüşüyor. Onun için zamanımıza kadar dayanmış inorganik madde olarak kaldığı için. Daha sonra benzer malzeme kullanılarak rekonstrüksiyon yapıldı.
Rekonstrüksiyon çok gerçekçi çünkü taş temeller orijinal. Arkeologlar taş temellerin üstüne bunları yığdılar. İşte buradan geçerken gördüğünüz gibi bir kule orada çıktı, bir kule burada çıktı. Böylece buradan geçerken baktığınız zaman 4500 yıl evvel Anadolu'nun bu köşesinde bir şehir surunun neye benzediği hakkında çok iyi bir fikir vermesi bakımından önemli. Ve bu önemli sur kalıntısı koruma çatısı altına alındı. Ki çatının yüksekliği Şliman'dan önceki Hisarlık Tepesi'nin yüksekliğini gösteriyor. Bir de yelkene benzettiler. Neden? Çünkü rüzgar çok önemli Troya için. Rüzgar Troya'ya zenginlik getirdi. Nasıl olur? O zamanlar rüzgara karşı yelken açma tekniği bilinmiyor. Yani bir taraftan kuvvetli rüzgar, kuzey rüzgarı, bir taraftan kuzey akıntısı, Karadeniz'den gelen akıntılar boğaza girmeyi imkansız hale getiriyor. O zaman güney rüzgarı essin diye Ege Denizi kenarında, Bozcaada'nın karşısında veya Bozcaada civarlarında orada bekliyor. Beklerken de bütün ihtiyaçlarını Troyalılardan temizliyor. Ne kadar çok uzun kalırsa o kadar çok para harcıyor. Kumar. Onun için rüzgar Troya'ya zenginlik getirdi diyor arkeolog. Arkadaşlar şu anda Troya 2'nin ana kapısından içeriye girdik. Orada çatının altında bir ev bulundu. Evde çok güzel şahane yapılmış vazolar, çömlek çiç arkası kullanılarak yapılmış vazolar. Demek ki Troya 2 döneminde 4500 yıl evvel bir çeşit makine kullanıldı üretim için, vazo üretimi için. Bu önemli bir gelişme. Altın gümüş işçiliği başladı burada ve bu dönem kadınının çok lüks bir hayata ulaştığını biliyoruz. Lapis taşı bu, yarı değerli taş. Bu da Afganistan'dan geliyor. Demek ki arkadaşlar Troya 2 insanları, tüccarları oradan doğruya olmasa bile Afganistan'la ticari bağlantılar içerisinde. Önemli bir dönem. Peki Troya 1 nasıl bir dönem? İşte Troya 1'in surları karşısındayız. 5000 yıldır şu anda İşlenmemiş taşlardan yapılmış. Pek o kadar etkileyici olmayabilir ama 5000 yıl deyince biraz düşünmek lazım. 5000 yıldan beri ayakta duruyor. Erken bronz dönemi. Arkadaşlar aslında Anadolu'da yerleşik hayata geçiş, şehirler kurmak çok daha erken döneme gider. 7000 yıllarına gider Çatalhöyük Konya'da. Ama orada bir sur olayı yok. Acaba neden ilk defa bir şehir suru, bir şehir devleti burada Troya'da kuruldu? İşte Çanakkale Boğazı'nın başlangıcındaki stratejik konumundan dolayı. Bana sorarsanız burada çok Troya savaşları oldu. Gelibolu savaşları 1915'te bir çeşit Troya savaşı. Boğazit'in savaştılar İngilizler, Avustralyalılar, Fransızlar. Yani Agamemnon gemisi yine vardı orada. Bu bir çeşit Troya savaşı. Boğazit'in savaştılar. Ama mitolojiye göre Troya savaşlarının sebebi güzel bir kadın yüzünden, güzel Helen yüzünden. Ne düşünüyorsunuz bu hususta? En yakınımdaki beyefendi burada, isminiz? Ali Bey'e soruyorum. Ali Bey, siz güzel bir bayan için 10 sene savaştır mıydınız? Ben savaşıyorum. Ali Bey çabuk olun, vaktim geçiyor. Vakit geçiyor, çabuk. Yes we are no. Savaşılır dedi. Eğer savaşılır diyorsa Ali Bey'in elini sıkarım çünkü romantik bir delikanlı. Hayır deseydi gerçekçi diyecek. Arkadaşlar ben bu soruyu sorduğum zaman gerçekten çok ilginç cevaplar alıyor. Kavgalı milletlerden değişik milletleri gezdiriyorum. Almancam da var, İsveççem de var, İngilizcem de var. Bir gün İngiliz grubu aptallıktır dedi. Karısı bir dirsek işte. Kapa çeneni. Benim için savaşmayacak mı kız? Şimdi dedim ikinci Troya savaşları başlamak. Ben yalnızım. Bir gün başka bir Amerikalıydı, sarıldı karısına. Neden olmasın dedi. Karım için 45 seneden beri savaşıyorum ben dedi. Yanındaki arkadaşım George dedi. Karın için mi savaşıyorsun? Karınla mı savaşıyorsun? En ilginci de evli bir 4 kişilik bir grup gezdiriyordum. Biri genç çift, biri yaşlı çift. Meğer genç çift şeymiş, yeni evlilermiş. Çocuğa sordum ki savaşır mıydın? Hayır dedi. Döndüm kıza. Duydun mu dedim, senin için savaşmayacak. Gayet asık bir suratla, tabii ki rol yapıyor. Biliyorum Mustafa, adım da hitap etti. Biliyorum Mustafa. Mustafa sen evli misin, bekar mısın? Bekarım desem hemen bırakacak bana. Yeni evliler ya.
dedim bekarım ama dedim eğer onu buraya aşağı atmak istiyorsan sana yardımcı olabilirim. Arkadaşlar tabii ki şaka yapıyorum. Gerçekse her zaman olduğu gibi ekonomik. Bu konuyu biraz da ihtiyacım var. Arkadaşlar şurada liman en aşağı tabakaya ulaştı. Son kazılarda da burada bir balık oltası bulundu. Ton balığının iskeletine rastlandı. Demek ki balıkçılık çok önemliydi. Çünkü deniz buraya kadar geliyordu. 5000 yıl önce tüm bu ova sular altındaydı. Daha sonra iki nehir burayı doldurdu. Alüvyonlarıyla. Ve bereketli bir ovaya dönüştü. Demek ki önce deniz. Daha sonra bereketli ova. Daha sonra milletler arası ticaret başladı. Çanakkale Boğazı. Doğuya açılan tek kapı. Rusya'ya buradan gidersiniz. Romanya'ya, Bulgaristan'a buradan gidersiniz. Kafkaslara doğuya açılan bir kapı. Burası da Ege Denizi. Hemen İmroza'da Gökçeada burada. O da batıya açılan. Yani neden savaştılar? Bayanlar hiç boşuna sevinmeyin. Bir bayan yüzünden değil de savaş. Ekonomik nedenler. Harbi nereden var? Bu yüzden de 9 defa aynı yerde ısrarla şehir sebebi de bu. Hemen arkanızda gördüğünüz katmanlar bu tepenin nasıl yükseldiğini gösteriyor. Yani inşaat malzemesi olarak kerpiç olduğu için deprem, yangın veya savaşlarla yıkılan tepe yapma bir tepe oluştu. Yeni insanlar üstüne kurdular ve Troya 1-16 metre yükseklikte denizde. Troya 9'un seviyesi 36. 20 metrelik bir yığılma söz aralarında var. Doğal olarak 16 metre yüksekliğinde bir kaya üzerine kurulmuş. Gördüğümüz rampa yine 4500 yıllarından kalma 2. Troya dönemine ait bir rampa. Liman burayı bulduğu zaman Priamos'un kentinin girişi olsa gerek dedi. Belki de tahta atı buradan içeri almışlar. O romantik birisi olduğu için ne bulduysa İlyada'dan isimler verdi. Çok zengin hazineleri hemen şuradaki küçük incir ağacının olduğu yerde buldu. Onları önce Yunanistan'a kaçırdı, daha sonra Berlin'e. Dünya Savaşı'nda yıllar Berlin'de Rize'de saklanan hazineler sonra yok oldu. Ama 1995'ten sonra Rusya'da Puşkin Müzesi'nde ortaya çıktı. Ben 96 yılında gittim onları görmeye. Müze müdüresiyle de konuştum. Troyalı bir rehber olarak hazinelerimizi geri almaya geldim dedim. Bu dedi politik bir mesele dedi. Maalesef Ruslarla ilişkilerimiz çok kötüleşti. Eğer kötüleşmeseydi belki de yeni bir müze olduktan sonra bunları dostane bir şekilde diplomatik yollarla geri isteyebilirdik ama bundan sonra hiçbir ümidim kalmadı. Onlar orada kalmaya mahkum. Arkadaşlar burası gördüğümüz kutsal alan. Yunan ve Roma dönemine ait iki tane sunak görüyorsunuz. Hayvanları kurban edildiği yerler. O kuyularda yani kesilen hayvanların kanlarını temizlemek amacı. Zaten her altarın, her sunağın bir suyu, kutsal suyu olmak zorunda. Mermerli olan kısım dediğim gibi Roma dönemi. Hemen sol taraftaki temeller ise aşağı şehir evlerine bir örnek arkadaşlar. Pers kralı Serhas burada 1000 tane sığır kurban ediyor. Herodot'a göre onları Troyalı tanrılara adıyor ama asıl amacı 1 milyona yaklaşan ordusunu doyurmak. Yani barbekü partisi verdi aşağıda. Serhas. Troyalıların sınırlarını keselim. Efendim ufka baktığınız zaman şurada bir tane görüyorsunuz. Tepe görüyorsunuz. Bir de bu tarafta görüyorsunuz. Evet. Akilleus burada öldü. Patroklos burada öldü. Özellikle bu çok iyi arkadaşın cesetleri yakıldıktan sonra külleri karıştırılarak altın bir vazo içine konuldu ve gömüldü. Üstüne de böyle bir tepe yığıldı. İşte Aşil Troya o topraklarına gömüldü. Patroklos'ta böyle. Troya düştükten sonra burası Yunanların eline geçti ve Yunanlar burasını kutsal bir yer ilan ettiler. Tıpkı bizim Ankara'ya gittiğimiz zaman Anıtkabir'i gezmemiz gibi onlar da Aşil'in mezarını gezdikten sonra adaklar adadılar Athena mabedine. Dini merkez haline bir kutsal haç merkezine dönüştürdüler. O tepe burası. Hayır tepe ufukta. Tepe ufukta. Tümülüs. Görüyorsunuz. Çok uzak. Bir tane de bu tarafta var. Bunlardan çok var. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi kazıldı.
Ama bir şey bulunmadı. Demek ki sembolik olarak yapılmıştı. Nasıl ki karşıda Gelibolu Yarımadası'na baktığımızda abideler bize Birinci Dünya Savaşı, Gelibolu Savaşları'nı anımsatıyorsa, bunlar da Troya Savaşları'nı anımsatan bir çeşit abideler olarak kabul edilir. Sadece Yunanlılar mı burayı kutsal kabul etti? Hayır, Romalılar da. Arkadaşlar, Eneas isimli son Troyalı prens buradan kaçarak Troya Savaşları, Troya düştükten sonra İtalya'ya gitti. Orada Troyalıların soyunu sürdürdü. Ama Roma'nın gerçek kurucuları olarak bildiğimiz, hani şu iki ikiz kardeşler, dişi bir kurt tarafından emzirilmiştir, evet. Romus ve Romulus kardeşler, Eneas'ın soyundan gelme oldukları için Romalılar gururla kendisini Troyalıların torunları olarak ilan etmişlerdir. Ve burayı Roma'nın ikinci başkenti yapmak istemişlerdir. Büyük Konstantin o amaçla gelmiş ama bir de bakmış ki bataklığa dönüşmüş ova. Öbür taraftan da yelken açma tekniği rüzgara karşı öğrenilmiş. Yani otoriteler burada artık boğazı en dar yerinden kontrol ediyorlar. Boğazın başlangıcında kesemiyorlar kimseyi. O zaman Bizans yönüne gidiyor. Konstantinopol'ü orada inşa ediyor. Peki burası terk mi ediliyor? Hayır. 500 sene sonra, 500 sene daha Troya Romalıların büyük destekleriyle yaşamını sürdürüyor. Çünkü o onların ata kenti. Değil mi? Eneas onların ataları, Troyalılar onların ataları. Evet, son durağı da ağacın altı. O ağacın altı arkadaşlar. Burada arkadaşlar son durağı. Burada bir kapanış konuşması yapalım. Evet, burası küçüldü. Arkadaşlar, dediğin gibi 500 sene yürüdü. Bakın, odeonlar yaptılar, müzik tiyatroları, Roma hamamları yaptılar. Büyük tiyatro, 9000 kişilik büyük tiyatro, pardon 6000 kişilik büyük tiyatro var. Arkadaşlar, adam gibi bir şehirdi. Caddeleriyle, birbirlerini dip kesen caddeleriyle büyük bir şehirdi. Ama bizim gördüğümüz, şimdi bakın burada sadece %10'u, %90'ı hala kazılmamış. Arkeolojik kazılar, Almanlar, Amerikalılar devam ettiler. Ama onlar 2-3 sene önce bıraktılar. Şimdi 18 Mart Üniversitesi Çanakkale'de kazılara başladı. Şu çevirili olan kısımdan başladılar. Şimdi burada devam edecekler o kısımda, orasını açacaklar. Altımızda Roma Troya'sının en önemli merkezi burada. Onun için çok önemli buluntular bulacaklarını ben tahmin ediyorum. Mesela Odeon'un önünde şey buldular bir tane. Hadrianus'un heykeli buldular. Şimdi Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde. Ben inanıyorum ki bu seneden itibaren çok önemli şeyler bulacaklar. Bugünlük bu kadar. Bir daha sonra geldiğinizde yeni şeyleri size gösteririz. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık. Arkeoloji hep ilgi duyduğum bir alan ama hiç böyle etraflıca ilgilenme olanağı bulamadım. Bu rehber amca beni bayağı heveslendirdi. Yani araştırmaya, okumaya. İsmi Mustafa'ydı, soy ismini öğrenemedim ama teşekkür etmek lazım. Yani beni en azından yeni okumalara sevk etti, onu söyleyeyim. Yani şimdi gidip bir dahaki kitap alışverişimi tabii ki burayı daha çok merak ettiğim için Troya Antik Kenti üzerine kaynaklara ayıracağım. Ve bir dahaki sefer burayı gezmeye geldiğimde daha iyi geleceğim. Yani aslında ülkemizde gezilmeye, görülmeye değer çok alan var. Ve bu alanlar üzerinde yığınla bilgi var ama işte biz maalesef çok ilgilenmiyoruz sanırım. Bu biraz bizim ayıbımız. Böyle anlarda insan ayıbını fark ediyor işte. Bir dahaki sefer daha iyi, daha bilinçli bir şekilde gezeceğime kendime söz veriyorum. Biraz da bunları hiç bilmediğim için utandım. Bu da bir öz eleştiri olsun. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Kampımıza doğru geri döneceğiz. Yolumuz açık olsun. Solarken